Muhakemattan okumaya devam ediyorduk. Hatime var. Unsurül Akide'de 3. makalede şübehat ve şukukun 3 menbaaları vardır. Şübehat, şüpheler ve şukuk, şek ve şüphelerin 3 tane kaynağı vardır. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir takım vesveseler, şüpheler var ama bunların 3 kaynağı olduğunu söylüyor Üstad Hazretleri. Yani belki yüzlerce soruya sebebiyet veriyor bu 3 yaklaşımı bilmemek ama kökende 3 tane şüphe vardır diyor. Yüz binlerce bile bir şeyler konuşulsa bile 3 tane şüpheden kaynaklanır. Hemen hemen bütün şüpheler, bütün vesveseler, bütün saldırılar, bunların tamamının 3 kaynağı vardır. Bugünkü dersimizde sadece bir tanesini okuyacağız. O da ben ikincisini seçtim okumak için. 3 maddeden ikincisini seçtim. Şeriatın maksudu hakikisi olan irşat ve talime münafidir ki fünun-u ekvanda bir derece ibham ve ıtlakatıdır. Yani İslam dininin maksudu hakikisi, hakiki maksadı, hakiki hedefi, peygamber gelmesinin, kitap gönderilmesinin hakiki hedefi irşat ve talimdir. İnsanları eğitmek, öğretmek, yükseltmek, olgunlaştırmak, kemale erdirmek, irşat ve talim bu sebeple gelmiş. İnsanlara mesaj vermek için gelmiş. Buna münafi bir durum var, buna zıt bir durum var bu şüphede, 2 numaralı şüphede. Zıt olan şey neymiş? Fünun-u ekvanda bir derece ibham ve ıtlakatıdır. Yani kevni fenlerde, fen bilimlerinde, fenni hakikatlerde ibham ve ıtlakat var. İbham, kapalılık. Itlakat da genel bir bakış. Yüzeysel de diyebiliriz. Yani fen bilimleri ile kıyasladığımızda Kur'an metnini haşa kıyaslanmaz ama böyle bir yan yana getirip bir şüphe doğurabilmişler yani burada. İkisine baktıkları zaman sanki fen bilimleri daha detaylı bakıyor kainata. Fen bilimleri incelerken daha ince noktalara kadar giriyor. Kur'an'ın söylemediği şeyler söylüyor sanki. Böyle Cenab-ı Allah kainatı yaratmış ama gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de kainattan bahseden ayetler çok yüzeysel ve genel gibi görünüyor. Ama bir fen bilimi metni açtığımızda böyle daha cakalı, daha böyle formüllerden oluşan, daha anlamakta zorlandığımız, zihnimizi zorlayan, vay be dedirten, çoğumuzun uzun yıllar eğitimden sonra bile zor kavradığımız böyle cakalı ve böyle kapsamlı bir şeymiş gibi detaylı, ince bir araştırmanın sonucu anca böyle olabilir dedirtebilecek bir metinle karşı karşıya kalıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e döndüğümüzde çok yüzeysel bahsediyor, çok kapalı bahsediyor kainattan. Uzaydan bahsetmiyor değil, bahsediyor. Yıldızlardan bahsediyor ama bir yıldız bilimci kadar değilmiş gibi sanki. Bir astronomi alimi kadar değilmiş gibi görünüyor yıldızlardan bahsedişi. Kur'an-ı Kerim zerrelerden de bahsediyor ama sanki bir atom bilimcisi kadar bahsetmiyor gibi. Kur'an-ı Kerim dünya ve güneş gibi coğrafi hakikatlerden bahsediyor ama bu sanki çok yüzeysel kalıyor gibi diğerleri yanında. Hani diğeri araya giriyor, mesafeyi ölçüyor, güneşle dünya arasındaki yaklaşma uzaklaşma noktalarını ölçüyor, nereye doğru gittiğimizi ölçüyor, ciddi tahminler yürütüyor, tahminler tutuyor. Gezegenlerin isimlerini saymaya başlıyor, galaksilerin isimlerini saymaya başlıyor. Sanki daha teferruatlı gibi. Bu iki metni karşılaştırsak haşa doğru bir tabir değil ama yani sanki kainatın yaratıcısı kainat hakkında daha detaylı şeyler söyler. Daha teknik konulara girer. Daha büyük bir bilgi sahibi olduğu için hani yaratan bilir, bilen konuşur. O zaman yaratan çok daha fazla teknik bilgi iletir. Fen bilimleri, alimleri onu ancak seyredebilirler, ona yetişemezler gibi olmalı. Ama sanki öyle görünmüyor gibi. Dolayısıyla fen bilimleri daha ayrıntılı ve daha ince, detaylı çalışıyor. Kur'an-ı Kerim'in kainatı okuyuşunda bir yüzeysellik, bir genellik var. O derece detay ve inceliklere inilmiyor. Bu şüphelerin bir kaynağı. Burada açık olarak şüphe çok tasrih edilmiyor ama sanki Kur'an-ı Kerim yüzeysel görüyor. Yani Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olsaydı daha detaylı görürdü mevzuları gibi bir şey demeye çalışıyor herhalde.
Bu maddeye bir cevabı var. İkinci noktaya cevap. İkinci mukaddimede mufassalen geçmiştir. Bu muhakemat kitabının başlarında mukaddemeler vardı. İkinciye bir atıf yaptı. Alemde meylül istikmalin dalı olan insandaki meylül terakkinin semeratı ve tecarübü kesire ile ve netaici efkarın telahukuyla teşekkül eden merdiveni terakkinin basamakları hükmünde olan fünun ise mürettibe ve müteavine ve müteselsildirler. Önce fenleri bir anlatmak istedi Üstad Hazretleri. Yani fen dediğimiz fenli gelişmeler nedir? Onu bir anlatmak istedi. Oradan başladı. Önce bir alemi tarif ediyor. Alemde ne varmış? Meylül istikmal. Kemale erme meyli. Alemde her ne varsa kendi kemaline doğru ilerler. Bir terakki var yani alemde. İlerleme var. Her varlık kendi kemaline doğru gidiyor. Dalı olan insandaki, biz de sonuçta insan olarak bu alemin bir dalıyız, dalındaki bir meyveyiz. İnsanda ne varmış? Meylül terakkinin semeratı, ilerleme yani bilim ve fen yolunda ilerleme insan dünyasında gerçekleşiyor. Ve tecarübü kesire ile ve netaici efkarın telahukuyla teşekkül eden merdiveni terakkinin basamakları hükmünde olan fünun. Yani fenler merdiveni terakkinin basamakları hükmündeymiş. İnsan ilerliyor. Ne aracılığıyla ilerliyor? Fenler aracılığıyla ilerliyor. Fenler bir merdivenmiş. O merdiven neyle çıkılırmış? Netaici efkarın telahukuyla. Fikirlerin, tecrübelerin birbirine eklenmesi, birikmesi, birinin öbürünü doğurması bir basamak oluyor. Basamak iyi bir örnek oldu. Çünkü o basamağın bir adımını bir fen atıyor. Ondan sonra başka bir fen onun üzerine bir basamak olarak çıkıyor. Bir ilk basamak olmasaydı diğer basamaklar da olmayacaktı. İkinci basamak olmasaydı üçüncüsü de olmayacaktı. Bir silsile, bir merdiven sistemi var fünunda, fenlerde. Böyle bir gelişme tarzı var. Yavaş yavaş ilerliyor. Eklene eklene, bitişe bitişe ilerliyor fenler. Mürettibe ve müteavine ve müteselsiledirler. Fenleri tarif eden üç kelime. Mürettibe, sıralı. Yani biri sırayı öbürüne bırakıyor, öbürü sırayı diğerine bırakıyor. Böyle ilerliyor arka arkaya. Ve müteavine, bir fen diğerine yardımcı oluyor. Yardımcı olduğu fen başka bir fenli doğuruyor. O da başka bir fenin çıkışına yardımcı oluyor. Müteavine, yani her önceki fen bir sonraki fenin yardımcısı olmuş oluyor. Ve mütesel siledirler, silsile olarak. Yani silsile dediğimiz birinin bir diğerini doğurarak ortaya çıktığı bir meseledir. Evet, müteahhirin inikadı mütekaddimin teşekkülüne vabestedir. Müteahhirin inikadı, yani sonraki ilimlerin meydana gelmesi mütekaddimin teşekkülüne vabestedir. Önceki ilimlerin şekillenmesine bağlıdır. Yani eğer biz kuantum fiziğinden bahsedeceksek bir Newton fiziğine bağlıdır. Yani o onun bir aşamasıdır. Bütün dünyayı aydınlatan büyük sistemlerden bahsedeceksek lambadan da başlatmamız lazım işi. Bütün sonuçta arabalardan bahsedeceksek herhalde tekerleğin icadına da bir gitmek lazım. Yani çünkü onu aradan çıkarırsak öbürü onun üzerine bina edilemez. Dolayısıyla bir silsile var. Yani bir anlık gelişmeler değil bunlar. Yavaş yavaş uzun yıllar içerisinde parça parça gelişen konular. Demek mukaddem olan fen ulûm-u mütearifenin derecesine gelecek, sonra müteahhirine mukaddime olabilir. Yani önceki fen yaygınlaşacak, dünyanın her yerinde sistemi oturtacak, ondan sonra sonraki fenlere başlangıç vesilesi olabilir. Yani bu silsileyi neden anlattı, ona getirecek konuyu. Bu sırra binaendir ki, mevzuyu bağlıyor. Şu zamanda temehhuz-u tecarüp ile satha çıkıp ve tevellüt etmiş olan bir fennin faraza 10 asır evvel bir adam tevhim ve talimine çalışsaydı. 10 asır önceye gidelim. Yani 10 asır, 1000 yıl önceye gidelim. Şu an 2022'deyiz. 1022'ye gidelim de bir adam bugünkü fenlerle ilgili bir şeyler söylesin. Cep telefonuyla ilgili hadi konuşsun bakalım. İnternetle ilgili bir şey söyleyebilsin. Veya biz gidip ona öğretmeye kalkalım. İnterneti öğretmeye kalkalım.
Facebook'u anlatmaya kalkalım, Metaverse'ü anlatmaya kalkalım. Karşımızda böyle bir muhatabımız olsa acaba bu konuları neyle karşılayacak? Hatta o dönemin alimi olsa, İbn-i Sina'sı olsa bu kişi, yani o dönemin normal sıradan avam halktan biri değil de çok fenlerde ileri gitmiş bir kişiyi karşımıza alsak, günümüzün teknolojilerinden, gelişmelerinden bu kişiye bahsetsek, acaba ondaki duygu durum değişikliği ne olacak? Bunları nasıl karşılayacak diye bir düşünelim. Mağlata ve safsataya düşürmekten başka bir şey yapamazdı. Biz bu kişiyi neye zorlamış oluruz? Mağlata ve safsataya düştüğümüzü ona ilan etmiş oluruz. Yani gerçek dışı olan boş sözler, boş laflar söylüyoruz. Uçaklardan bahsediyoruz, boş laflar söylüyoruz. Uzaya çıkmaktan bahsediyoruz, boş laflar söylüyoruz. Aynı anda dünyanın başka bir yerinden görüntülü görüşmeler yapmaktan, şu an bizim yaptığımız sohbet gibi herkes evinden bir sohbet yapmaktan bahsediyoruz. Bu kişiyi bizim sözümüzü inkara sevk ediyoruz. Çünkü o aşamalardan hiçbirini görmemiş. Şu an elimizde akıllı telefonları var ama akıllı olmayan o basit telefonları da görmemiş. O aşamaları görmemiş. Normal ev telefonlarını da görmemiş. Ki kafasında bir sistem oturabilsin. Bunlardan biri bile olsaydı diğerlerini anlatmak daha kolay olabilirdi. Bu kişi bizi yalancılıkla, hayalcilikle suçlayacaktı kuvvetle muhtemelen. Mesela denilseydi, yine 1000 yıl önce gittik tabii, Şems'in sükunuyla arzın hareketine ve bir katre suda 1 milyon hayvanatın bulunduklarına temaşa edin, ta sani'in azametini bilesiniz. Şimdi o günkü bakışla, ki o bakış doğru, yani gelişmeler ortada yokken doğru, güneş mi hareket ediyor dünya etrafında, dünya mı güneş etrafında, bu bir problem. Şimdi yeryüzünü hareketsiz görüyor çünkü biz de şu an hareketsiz olarak yaşıyoruz yani yeryüzünde, görünüşte öyle. Biz dünyanın dönüşünü zaten hissetmiyoruz. Bilimsel gelişmeler bunu bize söyledi. Peki güneş sabit değil, güneş bir yerden doğuyor, diğer yerden batıyor, bu kişi dünyayı sabit, güneşi de onun etrafında dönüyor zannediyor. Biz buna diyoruz ki aslında senin dediğin doğru değil. Güneş sonuç itibariyle dönüyor zannediyorsun. Hayır, biz güneşin etrafında dönüyoruz. Böyle bir şey söylüyoruz. Çok hazırlıksız bir şey onun için. Yani bir de neden kabul etsin bunu? Bunu niye kabul etsin? Kabul etmek için bir bilimsel bir rapor da sunamıyoruz. O yüzyılın insanıyla konuşuyoruz sadece. Keşfen kalben bu yüzyılları gören bir insan olarak konuşuyoruz. Ve bir katre suda 1 milyon hayvanatın bulunduklarına temaşa edin. Bir damla suda 1 milyon mikroorganizma olduğunu söyleyeceğiz. Tabii ki inanmayacak. Çünkü suya baktığımızda şu anda da, ben kendim baktığımda o mikropları ben şu anda da göremiyorum. O da haliyle göremiyor. Ben sadece bir bilgim var, bilimsel bir bilgim var. Onda o bilgi yok. Ona bunu nasıl kabul ettireceğiz? Görmediği bir şeye inanmayan bir insan. Binli yıllarda biz bunu nasıl söyleyeceğiz? Mevlana Hazretleri Mesnevisinde biraz bu konuya girmiş. Böyle bir bardak suda milyonlarca farklı ağızlar zikrediyor demiş ama konuyu da kapatıyorum demiş. Muhatap bulamadığım için konuyu da kapatıyorum demiş. Yani buna benzer şeyler söylemiş. O günün insanına ağır gelmesin diye de konuyu biraz kenara kaçırmış açıkçası. Evet, cumhur-u avam ise hissi zahir veya galat-ı hissin sebebiyle hilaflarını zaruri bildikleri için ya tekzip veya nefislerine mugalata veya mahsus olan şeye mükabere etmekten başka ellerinden bir şey gelmezdi. Tabii bunu bir de bu kadar açıklıkta Kur'an-ı Kerim'de olduğunu hayal edelim. Kur'an-ı Kerim'de böyle tam açıklıkta bu gerçekler var ama ima ve işaretle var. Yani tam açıklıkta bunlar olsaydı Kur'an-ı Kerim'in hedef kitlesi bütün insanlardır. Ama insanların çoğusu avamdır. Ehli tahkik olmadıkları için Kur'an-ı Kerim genel olarak onları baz alır. Avam olmayan insanlar da Kur'an-ı Kerim'den nasiplerini alırlar, boylarının ölçülerini alırlar, ne kadar derin olduğunu alırlar, ayrı bir konu. Ama genel kitle böyle, geniş kitle böyle olunca tam tersini yapmaz. Yani havasa konuşup, böyle seçkinci bir çevreye konuşup, sadece mürekkep yalamış insanlara konuşup %80'i saf dışı bırakmaz. %80'e konuşur ama o %20'yi de mahrum bırakmaz. Böyle bir yöntemi vardır. O yüzden cumhur-u avam ifadesi geçiyor. Cumhur-u avam ise diyelim böyle bir ayet geldi. Ayetlerde internetten, işte uçaklardan, bazı teknolojilerden bahseden ayetler, bilgisayardan, televizyondan,
çamaşır makinesinden, bulaşık makinesinden bahseden ayetler geldi diyelim. Açık ve net olarak geldi diyelim, anlatıyor bu mevzuyu. Cumhur-u Avam ise hissi zahir ve galat-ı hissin sebebiyle, yani hissi zahir bizim beş duyu organımızın bize söylediği bilgiler veya galat-ı his. Galat-ı his, his yanılmaları. Mesela galat-ı histir güneşi bizim etrafımızda dönüyor olarak görmek. Yani bu hisler bizi yanıltıyor. Sebebiyle his derken duyu organları tabii. Sebebiyle hilaflarını zaruri bildikleri için, yani bunların terslerini, zıtlarını hakikat olarak bildikleri için ya tekzip, yalanlayacaklar. Yani onlara bin yıl sonraki bilimsel gelişmeler açık bir şekilde, net bir şekilde tam anlatıldığı zaman, ki o merdiven şeklinde gidilmesi gereken yere basamakların hepsini birden atlayıp ona sunulduğu zaman birinci tepki tekzip, yalanlama. Bu suda milyonlarca mikroorganizma var. Tabii ki o da yok diyecek. Çünkü yok, yani gözünün önünde yok. Herhangi bir laboratuvar çalışması yok. Laboratuvar yok ortada. İspatlayacak aletleri yok ortada. Tekzip. Peki Kur'an-ı Kerim tekzip olunsun diye mi gelmiştir? Hayır. Tekzip olunamayacak bir kitap olarak gelmiştir. Veya nefislerine mugalata. Bu da demagoji. Kendini kandırma. Şimdi inanacak o cümlelere de güneşin dünyanın etrafında döndüğünü düşünürken aslında dünya güneş etrafında dönüyormuş bilgisine ulaşınca tamam, inanmasına buna ne de olsa mukaddes bir kitap inanacak ama kendince bir demagoji yapacak yani. O demagoji nedir? Aslında ben yanlış görüyorum. Kendi kendiyle sürekli savaşacak. Kendi görüşünün yanlışlığıyla savaşacak sürekli. Bir mukaddes kitap insanı kendi görüşlerinin yanlışlıklarıyla sürekli savaştırır mı? Bu da yine sorulardan bir tanesi. Veya mahsus olan şeye mükabere etmekten başka ellerinden bir şey gelmezdi. Kendi hislerine direnç. Kendisine karşı bir saygısızlık. Kendisine karşı bir savaş. Şimdi benim gördüğüm bu su ve güneş örneği madem böyle benim gördüğüm gibi değilmiş. O zaman kim bilir daha neler benim gördüğüm gibi değilmiş. Benim gördüğüm hiçbir şeyin hakikati yokmuş gibi kendi hisleriyle kavga eden, kendi duygularıyla sürekli tartışan, kendini sürekli yalanlayan, bir mukaddes fermana inanmak uğruna bütün tecrübe ve bilgilerini sürekli yadırgayan bir insan psikolojisi ortaya çıkacaktı. Teşviş ise, yani bu karmakarışık ruh hali ise, bahusus 10. asra kadar minhac-ı irşada büyük bir vartadır. Yani gelişmelerin, bilimsel gelişmelerin oluşmadığı o dönemlere kadar böyle şeyleri avamınansa, cumhur-u avama açmış olmak onları çok büyük imtihan eder, hakikatten uzaklaştırır veya kendi psikolojik bütünlüklerine savaş açmalarına sebebiyet verir. Hiçbiri Kur'an-ı Kerim'in hedefleri arasında değildir. Ez cümle satiyeti arz ve deveran-ı şems onlarca bedihiyatı hissiyeden sayılır. Şimdi hatırlayalım ki satiyeti arz, yeryüzünün, dünyanın düz oluşu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dünyanın düz oluşuna benzeyen bir ifade var. Satı arz ifadesi. Risale'de de yer yer geçiyor. O dünyadaki düzlükler, dünyadaki düzlüklerin çokluğuyla alakalı, onun bir nimet olduğuyla alakalı bir ayet. Bir taraftan da düz görünüyor. Yani hep düz gidiyoruz, yani dümdüz gidiyoruz, dere tepe düz gidiyoruz. Bir yerden aşağı doğru biraz iniyorsak sonra bir daha tekrar çıkıyoruz. Bir düzlükten ibaret gibi görülmüş. Dünya yuvarlak bilgisi o anda onlara verilemez. Düz gördükleri bir dünyayı onlara yuvarlak diye anlatmak karanlığa taş atmaktır. Ama dünyanın yuvarlaklığı vardır Kur'an-ı Kerim'de. Onları da ima, işaret ve remizlerle söyler. Sonraki asırlardaki insanlar bu bilgiden mahrum kalmasınlar diye. Ama yeryüzünün düz oluşuyla alakalı bir tespit yoktur Kur'an'da. Kasıt orada başkadır. Hakikat henüz ortaya çıkmadığı için bir dönem o ayet yanlış anlaşılmıştır. Başka bir dönem o yanlış anlaşılmaktan vazgeçilme dönemi gelmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim insanları böyle şaşırtan, şok eden bir psikolojiye sokmak istememektedir açıkçası. Çünkü amacı bu değildir. Amacı başkadır. Tenbih, şu gibi meseleler müstakbeldeki nazariyata kıyas olunmaz. İlginç bir konuya geldi. Burada bir soru yok ama soruyu biz hayal edebiliriz. Mesela teorisyenlik var yani. Tahmin bilimi var.
hava tahmininden tutalım. Şimdi gelecekle alakalı insanoğlu çok tahminler yapıyor. Bilim kurgu filmlerini sonradan bilime dönüştürüyor. Orada öyle bir sakınca olmuyor. Gelecekte ilgili büyük gelişmelerden bahsediliyor. Sonra da o gelişmeleri ya yaşıyoruz ya yaşamıyoruz. Ne var ki yani Kur'an-ı Kerim'de böyle yapsaydı? Bilim kurgu gibi olurdu. İnsanlar o kadar bence imtihan olmazlardı şeklinde bir kapalı bir soru var aslında burada. Fakat böyle bir kıyas olmaz diyor. Zira müstakbele ait olan şeylere hissi zahir taalluk etmediği için iki ciheti de muhtemeldir, itikat olunabilir, imkan derecesindedir. Aslında bütün teoriler olasılık teorisidir. Olabilir, olmayabilir. Şimdi biz ışınlamayı konuşuyoruz. Yani bizim anladığımız şekilde ışınlama belki olur ama belki olmaz. Fakat Kur'an-ı Kerim'in belkisi yoktur yani. Orada öyle bir olasılıklar konuşulmaz. Cenab-ı Allah belki diye konuşmaz. Dolayısıyla aralarında böyle bir fark var. Ve bugün o nazari teorisyenliğin belki dediği bir şey gerçekleşmezse bunu çok problem etmeyiz. Zaten belkiydi, olmadı deriz yani. Ama konu Kur'an-ı Kerim olduğu zaman onun bir belkisi yoktur. Net konuşmak durumundadır. Net konuştuğu şey de kesin olacak demektir. Kesin olacak şey de insanları imtihan eder. Önceden bilmek. Akıllarının almayacağı çok şeyi önceden bilmek zorunda kalırlar. Ve merdiven şeklinde, silsile şeklinde birikerek gelişmesi gereken bir bilimin bütün basamaklarını atlayıp en üst basamağı aletsiz ve gelişmesiz ve merdivensiz bir şekilde insanlara yaşatmaya kalkışmak, onlara büyük bir eziyet yapmak anlamına gelir. Çünkü bu Allah'ın kelamıdır. İnsanlar buna inanır, güvenir. Anlayamadıkları zaman kendilerini suçlamaya başlarlar. Öbürü teorisyendir. Bazen tutturur, bazen tutturmaz. Tutturamazsa da kimse onu yadırgamaz. Biz o teorisyene inanmadık diye de kendimizi suçlamayız. Psikolojik bir bölünme yaşamayız. Aralarında böyle bir fark var. Onun hakkı sarihi tasrih etmektir. Teorisyenin işi tasrih etmektir. Mümkün olduğu kadar açık konuşması gerekir. Açmaya çalışması lazım. Bir insanları imtihan eden bir adam değildir çünkü o. Lakin hinaki hissin galatı bizim manahnu fihimizi imkan derecesinden bedahate yani cehli mürekkebe çıkardı. Şimdi aslında cehli mürekkep yani cahilliğini de bilmemek. Şimdi satar yeryüzü, şimdi kastı tam biz bilmiyorduk, bilmediğimizi de bilmiyorduk. Yeryüzünden de haberimiz yoktu. Dolayısıyla burada onu sabit bir ayet gibi anlamak, bir sabit hakikat zannetmek, kendi zannettiğimiz gibi olduğunu zannetmek bizlere büyük zararlar verdi. Orada o yüzden Kur'an-ı Kerim'in ifadelerini yanlış anlamamaya çalışmak gerekir. Kapalı tuttuğu şeyleri de kendi zihnimizde sabitlemeye kalkmamamız gerekir. Ucu açık bıraktığı şeyler vardır, onu biz kendi kafamıza göre netleştirmememiz gerekir ki dediğimiz gibi çıkmayabilir. Kastın başka olduğu gelecekteki olaylar yaşanınca belli olabilir. Onun nazarı belagatta hiç inkar olunmaz hakkı ise ibham ve ıtlaktır. Yani Kur'an-ı Kerim'in yapacağı şey ibham ve ıtlaktır. Kapalı devre. Öyle bir kapalı anlatması lazım ki o 10 asır önceki adam da mahrum kalmasın tam olarak ama imtihan da olmasın. Ve günümüz insanı da desin ki vay be Kur'an-ı Kerim elektriği de, interneti de, bizim şu an yaşadığımız bütün gelişmeleri de tek tek biliyormuş. O ima ettiği şeyler gerçekten ortaya çıkmış. Bizi de mahrum bırakmasın. Ta ezhan müşevveş olmasınlar. Kur'an-ı Kerim'in hedeflerinden biri zihin karışıklığına mani olmak. Zihinleri karıştırmamak. İnsanları bilmediği şeyler konusunda kafa karışıklığına itmemek. Fakat hakikate telvih ve remiz ve ima etmek gerektir. Demek ki Kur'an-ı Kerim gelecekteki yaşanacak gelişmelere o asırların insanları imtihan olmasın diye onlara telvih, remiz ve ima. Yani her şey var Kur'an-ı Kerim'de. Yaşadığımız ve yaşanacak her şey var. Fakat ima olarak var, işaret olarak var, remiz olarak var, mecaz olarak var. Bir kapalı ifade olarak var, bir gönderme olarak var, her şey var. Biz yaşayınca göndermeyi de açıyoruz. İmanın da açık olduğunu görüyoruz. Remizin de açık haline ulaşıyoruz. O gelişmeler yaşandıktan sonra. Efkar için kapıları açmak, duhule davet etmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim ne yapmış? Fikirlere kapıları açmış. O kapılardan insanları içeriye girmeye davet etmiştir. Yani tefekkürün kapılarını zorlamıştır. Tefekkür etmez misiniz, düşünmez misiniz, araştırmaz mısınız, anlamaz mısınız, akletmez misiniz? Yani yasaklamamış yani bu tür araştırmaları, tabiat ve doğa araştırmalarını bilakis teşvik etmiş, tebrik etmiş. Bu da
onların Kur'an hakikatlerine tabiatta ve doğada erişmelerine sebebiyet vermiş. Nasıl ki şeriat-ı garra öyle yapmıştır. Yahu ey birader, insaf mıdır, taharri hakikat böyle midir ki sen irşad-ı mahz ve aynı belagat ve hidayetin mağzı olan şeyi irşada münafi ve mübayin tevehüm edesin. Şimdi sen diyorsun ki Kur'an-ı Kerim neden her şeyi yüzyıllar sonraki bilimsel gelişmeleri, bilimsel durumları bir bilim adamı gibi formüllerle, karışık detaylarla, çok ince ayrıntılarla verseydi daha iyi olmaz mıydı? Daha iyi bir irşat kitabı olmaz mıydı? Diyor ki sen bunu anlamıyor musun ki irşada en ters şey budur. İnsanların ellerindeki birikmiş bilginin tam tersi, tam dışı çok yüksek hakikatlerle onları çarpıştırmak, onları irşat etmek demek değildir. Onları inkar ettirmek demektir. İnkara sevk etmek demektir. Sen bunu bilmiyor musun diyor. Evet. Ve belagatça aynı kemal olan şeyi noksan tahayyül edesin. Aslında Kur'an-ı Kerim'in bu yöntemi bir mucizedir ve bir belagat harikasıdır, bir ifade harikasıdır. Hem avam-ı nas'ı mahrum bırakmayıp hem havasası da mahrum bırakmamak, hem o günün insanını mahrum bırakmadığı gibi bugününkini de bırakmamak, o günün insanını şoke edip şaşırtmadığı gibi bugünün insanı da o gelişmelerle karşılaştığı zaman sevincinden secdeye kapanacak hale getirmek, Kur'an-ı Kerim'in bütün asırların insanlarını aynı anda düşünebilen, aynı anda hesaba katan, hepsini birden okşayan, hepsinin zihinlerini birden okşayan mübarek, kutsi bir kitap olduğunun delilidir aslında. İkinci soru aslında Kur'an-ı Kerim sanki Allah kelamı değil mi ki bazı şeylere yüzeysel giriyor sorusuydu. Halbuki Allah kelamı olduğu için onlara yüzeysel giriyor. Bir insan yapımı olsaydı haşa o tür detaylara girerdi. Teorisyenlik yapardı. Bazıları tutardı, bazıları tutmazdı ama o asrın insanının zihinlerini de teşviş eder, karışık hale getirirdi. Ya eyyuhel hotu. Yani bu hotu sözlükte bulamadım ama bir tepki ifadesi. Görgüsüz gibi yani. Ey akılsız, görgüsüz gibi bir ifade. Acaba senin zihni sakiminde belagat o mudur ki? Senin hasta zihninde belagat denilen şey o mudur ki? Eshanı taglit, yani zihinleri yanıltmak, efkarı teşviş, fikirleri karıştırmak ve muhitin müsaadesizliği, yani çevre şartlarına uygun olmayan bilgiyi o çevreye indirmek ve zamanın ademi idadından, zamansal hazırlığın, yani bir zamanın hazır olmadığı bilgileri onlara göndermek. Yani bu şuna benzer. İlkokul öğrencisine üniversite kitapları zorla okutmaya benzer. Ne de olsa daha güzel kitaplar, daha derin kitaplar, doğruya daha yakın kitaplar zannederek onları çocuğun önünde koymak onun için bir eziyet anlamına gelir. Eshan müstahit olmadıkları için ukule tahmil edilmeyen şeyleri teklif etmektir. Yani zihinler müsait değilse akla kaldıramayacağı şeyleri yüklemek. Yani aklın kaldıramayacağı şeyleri akla yüklemeye çalışmak büyük bir eziyettir. Bu da belagat demek değildir. Kella, yani hiçbir zaman böyle olmamıştır. Kellimin nense ala kaderi ukulihim. İnsanlarla anlayış seviyelerine göre konuş. Burada bir düstur hikmettir diyor. Yani hikmet düsturudur. Aslında bir hadis-i şerifmiş bu. Buhari'de geçen insanlara seviyelerine göre hitap ediniz. Çocuğa çocuk seviyesine göre hitap ediniz anlamında. İnsanlık da çocukluk evrelerinden geçiyorsa onlara da o seviyenin dışında hitap etmeyiniz anlamında. İstersen mukaddimata müracaat et. Bahusus birinci mukaddimede iyi tefekkür et. Bizi birinci mukaddimeye yönlendirdi. Orada akıl ve nakil çatışırsa akıl tercih edilir, nakil tevil olunur. Fakat akıl akıl ola. Her akıl değil tabii ki diyordu. Burada da diyelim yeryüzü düzdür gibi bir ifade görürsen bugünkü bilimsel gerçeklerle de bu uyuşmadığına göre o zaman biz bunu tevil edeceğiz. Biz yanlış anlamışız diyeceğiz. Birinci mukaddimede bu konu gündemdeydi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in her asra uygun, hiçbirisinin kendini rahatsız etmeyen, hiçbir zihni yormayan, ona kaldıramayacağı yükü yüklemeyen, fakat çok deha seviyesindeki zihinleri bile doyuran,
bir özelliği olması onun mucize olduğu, Allah kelamı olduğunun bir göstergesidir. Başka türlü düşünenler Kur'an-ı Kerim'i tabiat araştırmasına girişen bilim adamları gibi zor ve karmaşık formüllerle insanların karşısına çıkan ve çok özel bir eğitim almadan kimsenin tam anlayamayacağı seviyede kainatı anlatabilen bir şey olarak beklemek, seçkinci bir din, %1'e hitap eden, %99'u hiç anlayamayacağı seviyede bir tebliğ yapan bir konuma düşürmektir ki bu ilahi kelamla katiyen bağdaşmaz.